Bu Furlong kanalından hepinize merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Motospeed'in iki farklı mouse'unu inceleyeceğiz. Ve görmüş olduğunuz gibi elimde bir kutu kırmızı, bir kutu mavi olmak üzere iki tane Motospeed'in mouse'ları bulunuyor arkadaşlar. Birisi Motospeed F600, diğeri Motospeed F301 modeli olarak geçiyor arkadaşlar. Ürünlerin ikisi de gayet güzel ürün. İki gündür elimde ürünler ve inceleme fırsatım oluyor ürünleri. Gayet güzel olduğunu söyleyebilirim ve birazdan da kutularından çıkartıp bakacağız. Özellikle F600 benim daha çok hoşuma gitti. Birazdan kutularından çıkarttığımız zaman tasarım farklarını göreceksiniz zaten. F301 sıradan bir mouse gibi dururken F600'ün daha keskin hatları ve daha farklı tasarımının bulunduğunu söyleyebilirim ve hemen kutudan çıkartmaya başlayabiliriz. Öncelikle F600'ü kutudan çıkartacağım. Burada Motospeed'in bir tane etiketi bulunuyor. Paketin açılmamış olduğunu gösteren. Tabii ben açtığım için açılmış bir şekilde duruyor. Şunu keseyim hemen. Açmayla uğraşmayacağım. Kutunun etrafında birçok özelliğinden bahsedilmiş. Şöyle yakından da gösterelim. Kutunun üzerindeki yazılar Türkçe. Motospeed Türkiye temsilcisi olduğu için buna özel bir kutu ve buna özel bir garanti kağıdı kullanma kılavuzu konulmuş kutunun içerisine. Şöyle kutudan çıkartıyoruz. Kutusunu yakından gösterelim. Burası da Motospeed yazısını görüyorsunuz. İçerisi gayet güzel tasarımın olduğunu söyleyebilirim kutusunun. Ters bir şekilde çıkartıyorum. Kutunun içi boşaldı ve burada da mouse'umuz bulunuyor ters bir şekilde. Kutu içeri olarak herhangi bir ekstra bir şey yok yanında. Bir tek şöyle bir kağıt çıkıyor. Ürünün bilgilerini, garanti şartlarını ve tanıtımı kullanma kılavuzu olarak geçen bir kağıt. Bunu kenara koyduğumuz zaman içinden devam edersek bir Motospeed F600 modelinde bir gaming mouse çıkıyor. Ve kutu boş görmüş olduğunuz gibi. Şimdi mouse'u çıkarttık. Öncelikle mouse'da ip kablo olduğunu söyleyeyim. Plastik kablolardan değil. Bunda plastik kablo bulunuyor. Birazdan farklarına da bakacağız zaten. Bu mouse'da 3 farklı DPI modu var ve DPI'leri değiştirebilmek için, hassasiyeti değiştirebilmek için mouse'un üzerinde 2 tane tuş bulunuyor. Şöyle yakından gösterelim. Biri arttırma, biri de azaltma. DPI tuşu mouse'u ilk taktığımız zaman 800 DPI'de başlıyor. Yukarıdaki tuşa basarsak 1200'e, tekrar yukarıdaki tuşa basarsak 2000 DPI'ye kadar çıkıyor. Alttaki tuşa basarsak tekrardan 1200'e DPI'ye düşüyor. Tekrardan alttaki tuşa basarsak 800 DPI'ye düşüyor. Üzerinde 2 tane tuş DPI hassasiyetini çok rahat ayarlayabiliyoruz. Ürünün altı bu şekilde. Burada kayması için bir malzeme, burada da yine kayması için bir malzeme kullanılmış. Mousepad'in üzerinde kullandığım zaman gayet rahat kaydığını söyleyebilirim. Ama eğer ürünü alacaksanız kullanmadan önce bunların altında bir jelatin var. O ince jelatini çıkartarak kullanmanızı tavsiye ederim. Çok daha rahat kaymasını sağlayabilirsiniz. Ürünün ağırlığı 137 gram. Çok ağır değil, çok da hafif değil. Bence tam kıvamında ağırlığı var. Ürünün benim en çok hoşuma giden kısmı bu scroll tuşu oldu. Çünkü diğer mouse'lara kıyasla daha büyük bir scroll tuşu bulunuyor ve ben de scroll tuşunu çok kullandığım için benim çok işime yaradı. Önceki mouse'umuz scroll tuşu arızalıydı. Kırık, çok sert dönüyordu burası. Yapıştırdığım için çok sert dönüyordu. Sürterek dönüyordu. Bunda öyle bir sorun yok. Gayet rahat bir şekilde, yumuşak bir şekilde döndüğünü söyleyebilirim. Şimdi gelelim tuşlara. Sağ tuş ve sol tuş. Ürünün sitesinde 5 milyon defa basma ömrü veriliyor bu tuşlara. Bence gayet iyi bir rakam. Sonuçta bu mouse'a 100-200 lira vermiyorsunuz. Aldığınız mouse 35 liralık bir mouse. Ona göre bakmanızı tavsiye ederim. Bir diğer güzel kısmı da, hemen şöyle kablosunu açalım. Ürünün bir diğer kısmı da İçindeki ışıklar. Nasıl içindeki ışıklar? Hemen takıyorum ve içindeki ışıkları görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada ızgara şeklinde bir desen var ve gece bunu koyduğunuz zaman mousepad'in üzerinde veyahut da masanızda bir ızgara deseni, ızgara efekti oluşturuyor. Mavi renkte bir ışık yanıyor. Gayet güzel olmuş bunu bu şekilde tasarlamaları. Ele herhangi bir rahatsızlık vermiyor. Bu şekilde tuttuğunuz zaman ele herhangi bir rahatsızlık vermediğini söyleyebilirim. Bilinizin bu kısmı tam masanın üzerine geliyor. Zaten burasının gayet güzel bir şekilde oturduğunu söyleyebilirim. Mouse ele oturma yönünden gayet iyi. Şöyle göstereyim. Burada baş parmağımızı koyabilmemiz için bir yer var. Bu şekilde parmağımızı koyduğumuz zaman buraya tam oturuyor buradaki oyuğa, görebiliyorsunuz. Tasarım konusunda iyi bence. Herhangi bir eksisi olduğunu düşünmüyorum. Üzerindeki Motospeed yazısının baskısı olsun, buradaki PGS yazısı, Professional Game System yazısı güzel durduğunu söyleyebilirim. Şöyle yakından da gösterelim. 1,5 metrede kablo uzunluğu var arkadaşlar. Şöyle uzattığım zaman gayet uzun olduğunu görebiliyorsunuz. Burada şu anda laptopa bağlı. Buradan başlıyor kablo, böyle geliyor. Hemen USB'sinin üzerindeki deseni de gösterelim. Burada diğer Motospeed ürünlerinde olduğu gibi Motospeed'in bir logosu basılmış. Pek dikkat etmeyeceğiz açıkçası buraya. Sonuçta bilgisayar takılı duracak, arka planda kalacak ama bunu da düşünmeleri gayet hoş. Sonuçta bir marka var işin ucu. Ve gelelim bir sonraki ürünümüze, Motospeed F301 mouse. Açıkçası bu mouse'dansa bu mouse benim daha çok hoşuma gitti. Hem aralarında fiyat farkı da var. 10 TL'lik bir fiyat farkı var aralarında. Bu 35 TL'yken bu 25 TL'lik bir ürün. Ama Everest'te vereceğinize bak. Bunu açık ve net söylüyorum. Ürünü birkaç gün kullanmama rağmen kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Everest'te vereceğiniz parayı Motospeed'e kesinlikle verebilirsiniz bak. Bu kadar net söylüyorum. Bir sonraki ürünümüzün şeyini açmıştım ben zaten. Kesmiştim paketini. Bunun da aynı kutunun üzerinde yazan bilgiler Türkçe. Eğer siz satın alırsanız ürün kutunun üzerine Türkçe bilgiler yazılmış bir şekilde geliyor. Bunu da aynı şekilde açtım kutuyu.
Kutunun bu şekilde içi boş ve mouse'umuz burada duruyor. Bunu da çıkarsalım hemen. Görmüş olduğunuz gibi normal bir mouse tasarımında. Bunu kenara koyduğumuz zaman yine aynı şekilde bilgilendirme kağıdı, garanti kağıdı çıkıyor. Bunu da kenara koyalım ve gelelim ürüne. Bu ürünün tabanı kırmızı, bu ürünün tabanı siyah. Bu ürünün kaymasını sağlayan yerler 2 tane bulunurken geniş bir şekilde. Buna 4 tane bulunuyor ama sadece köşelerde bulunuyor. Görebiliyorsunuz. Bunun tasarım olarak dışında herhangi bir ışığı bulunmadığını söyleyebilirim. Hemen bunun da kablosunu açalım. Bu mouse'da sadece takıldığı zaman scroll tuşunun kırmızı olduğunu görüyorsunuz. Çekiyorum USB'sini. Gördüğünüz gibi ışığı söndü. Zaten scroll tuşu kırmızı renkte. Taktığımız zaman iyicene altından kırmızı bir ışık geliyor. Bu mouse'da tasarım olarak gayet klasik ele oturan bir tasarımı var. Bu şekilde koyduğumuz zaman elin içini tamamen kaplıyor. Görebiliyorsunuz bu mouse biraz daha sırtı yukarıdayken, beli yukarıdayken bu mouse daha düz geliyor. Bu ele tam kavrarken bu parmaklarınızı uzatmanızı sağlıyor. Biraz daha rahat ettiğini söyleyebilirim bunun. Daha farklı hissiyatı var. Bir de bunun üzerinde kenarda şurada görmüş olduğunuz gibi saklanmış elinize gayet oturan iki tane tuş var. Elinize gayet oturan dedim çünkü elinizi bu şekilde koyduğunuz zaman baş parmağınız buraya geliyor. Herhangi bir yukarı kaldırma işlemi yapmıyorsunuz. Zaten baş parmağınızın yanına geliyor. Kamerada görünmüyor ya. Kamerada görünse hepsini göstereceğim de görünmüyor. Şimdi gelin kabloları kıyaslayalım. Görüyorsunuz biri ip kabloyken diğeri plastik bir kablo. Ama plastiğin üzerinde ince bir desen var. Pek belli olmuyor. Kamerada ince bir desen var. Biraz farklı hissiyatı var bu kablonun ama bu kablonun daha kaliteli olduğunu söyleyebilirim sizlere. Arkadaşlar mouse'lar genel olarak bu şekilde iki tane Modusbit F600 ve Modusbit F301 iki mouse'unu inceledik. Gayet güzel mouse olduklarını söyleyebilirim. 25 TL veya 35 TL Everest'e vereceğinize 35 TL'ye bunu alabilirsiniz. Bakın gerçekten bunu herhangi bir sponsor veya da reklam amaçlı düşünmeyin. Kaliteli bulduğum için söylüyorum. Alınabilir bir ürün. 35 TL'yi bence hak eden bir ürün. Modusbit markasının zaten ürünleri güzel oluyor. Ben de Modusbit'in CK104 klavyesi var zaten. Onun videosunu izleyebilirsiniz. Onlarla birlikte gayet uyumlu bir klavye mouse seti oldu. Sizlere de bunları almanızı tavsiye ederim. Videonun açıklama kısmına ürünle satın alma linklerini koyacağım. Oradan ürünlere ulaşabilirsiniz ve satın alabilirsiniz. Bu videomuz da bu şekildeydi. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kaçın kaçın çok sıcak.